Az önce konuştum. hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Konuğumuz Ana Muhalefet Partisi Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Sağ olun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sağ, sağ ol, olun. Davetimizi kabul edip olun. E, buraya geldiğiniz için e, tekrar tekrar teşekkürlerimi iletmeme izin verin. Sağ olun. İsterseniz sıcak gündemle başlayalım. Azerbaycan-Ermenistan evet. <laughs> gerginliği. <gülüyor> Ermenistan uzun süredir e, istilacı bir politika. güderek Dağlık <laughs> Karabağ'da 1990'larda başlayan. Ee, o tavrını bugün artık Azerbaycan'ın değişik bölgelerinde, artık Azerbaycan toprağı olan yerlerde de bir alışkanlık haline getirdi. Evet. Temmuz başında bir saldırı evet. gerçekleştirdiler. Hı -hı. Sivillere yönelik bir saldırı. Evet. Arkasından Hı -hı. da Azerbaycan artık bu işe bir son olsun, son olmalı diyerek e, bir karşı hamleyle bugünkü süreci e, gerçekleştirdi. Bütün dünya kamuoyu bunu takip ediyor. Türkiye çok net bir şekilde Azerbaycan'a destek e, evet. açıklamalarında bulundu. Mecliste de Cumhuriyet Halk Partisi'nde içinde olduğu dört parti e, ortak bir ortak bir bildiri yayınladı ve evet. kınama e, <laughs> evet. mesajı verdiler. Şunu ben merak ediyorum. Siz de aynı şeyi görüyor musunuz bilmiyorum. Önce bir Yunanistan'la başlayan bir süreç. Türkiye Yunanistan arasında bir gerilim. Çok net bir batı e, dahli evet. var o işte. Yani Yunanistan'ı evet. biraz buraya itiyorlar. <laughs> Türkiye ile evet. Doğu Akdeniz'de evet. gerilim olsun diye. Tuhaf bir şekilde Yunanistan'la tam böyle sular durulurken bu sefer Ermenistan çıkıyor. Evet. Ve bakıyoruz ki Ermenistan'ın <laughs> da bu dahlinin arkasında... Batı var, Rusya evet. tarafı var. Sanki biraz Türkiye bu işin içerisine çekiliyormuş gibi, çekiliyormuş derken Türkiye ve Azerbaycan bu gerginliğin içerisine Yunanistan'dan sonra çekiliyormuş gibi bir his var mı sizde? Şimdi yani o dış politikayı eğer uygun görürseniz ya da sorarsanız onu bir tartışır dış politikayı. Çünkü ben izlenen dış politikanın öteden beri yanlış olduğunu ifade ediyorum. Ama Azerbaycan burada çok farklı bir konuda. Çünkü Azerbaycan'ın e, toprakları işgali altında e, ve sürekli olarak e, Ermenistan, Azerbaycan toprakları üzerinde hakimiyet kurmak istiyor. Azerbaycan'a da siz ses çıkarmayın. Onlar istediklerini yapsınlar deniyor. E, Azerbaycan haklı olarak kendi topraklarını savunuyor. Kendi halkının çıkarlarını savunuyor. Kendi bayrağını, kendi vatanını savunuyor. E, böyle bir ortamda siz ne yaparsınız? Hangi devlet olursa olsun Azerbaycan'a koşulsuz destek vermesi lazım. Eğer uluslararası bir toplantı yapılacaksa ki Minsk grubu vardı biliyorsunuz, e orada da yıllardır devam ediyor. Ama onu kullanarak da biraz Azerbaycan kendi e, işgal alanını büyütmek istiyor. Dolayısıyla Azerbaycan'ın her koşulda yanındayız. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz değil, Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Azerbaycan devletinin vatandaşlarıyla kucaklaşıyor. Oradaki enteresan değil mi mesela Ermenistan'ın son işgale kalktığı bölgeler evet. enteresan bir şekilde Türkiye-Azerbaycan stratejik ortaklıklarının yani işte evet. e, enerji ulaştırma tabii. gibi alanların da kritik noktaları. Kri yani Zaten, evet. Sanki adres vermiş biri Ermenistan'a o bölge diye sadece Dağlık Karabağ özelinde değil Hı -hı. çevresindeki bizzat Azerbaycan toprağına da aynı istilacı yaklaşımla saldırıyorlar. Yapıyorlar tabii şöyle bu. Azerbaycan'ın kendi topraklarını savunması elbette onun en doğal hakkıdır böyle olması lazım. Artı Birleşmiş Milletler başta olmak üzere dünyanın bütün ülkelerinde Azerbaycan'a bu süreç içinde destek vermesi lazım. Ve Ermenistan'a da hep birlikte dur demesi lazım. Sen başka bir ülkenin toprağını işgal ediyorsun. Yani başka bir ülkenin toprağını işgal ederek hem Azerbaycan'ın kendi hakkını savunurken bir de karşı çıkıyorsun bir de kamuoyu desteği sağlamaya çalışıyorsun. E bunu hem uluslararası hukuku bilen, uluslararası hukukun oluşturduğu büyük kuruluşlar var e, ve o kuruluşların da hep birlikte aslında bu gidişe dur demeleri ve ve Azerbaycan'a destek vermeleri gerekiyor. Bunu Türkiye yapıyor mu? Evet Türkiye yapıyor. Türkiye üzerine düşen görevi yapıyor. Bu görevi yaparken uluslararası kurallara uygun olarak bu görev yapılıyor, bu destek yapılıyor. Parlamentoda milletvekilleri hep birlikte Azerbaycan'ın e, haksız bir işgale karşı verdiği mücadelede destek veriyor. Şimdi bu desteği, bu desteği nasıl yorumlamak lazım? Bu, bu desteği uluslararası hukuk açısından baktığınızda Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını, yani kendi hakkını, kendi hukukunu savunması olarak görüyoruz biz. Her ülke kendi hakkını ve hukukunu savunur. E, dolayısıyla bu mücadelede e, kutsal bir mücadeledir aslında bakıldığı zaman. Böyle görüyoruz. Hı hı. E, Burada peki yani süreçte biraz önce bu uluslararası hukuk terimi çok önemli aslında ama evet. biz hep şeyi görüyoruz. Sadece Türkiye örneğinde de değil galiba dünyadaki birçok alanda bu uluslararası hukuk terimi birazcık e, sulandırıldı mı demek lazım bilmiyorum. Sanki böyle güçlülerin hukukuna dönüşmedi mi uluslararası ee, hukuk? olabilir. ...güçlerin okuna dönüşmüyor. Ya savaşı kazanırsanız Böyle uluslararası hukuk tabii. sizden yana oluyor. Kaybederseniz ederseniz Tabii öyle bir oluyor? eleştiri her zaman var. Yani bu eleştiri yapmak lazım. Yani Filistin topraklarını işgal ediliyor sürekli olarak. Oradaki Filistinler sürülüyor. E, bütün dünyanın gözünün önünde oluyor. Ve dünyanın en büyük e, egemen güçlerinden birisi de... E, ...Filistin toprakları işgal edilirken onlara destek veriyorlar. Ama biz milli kurtuluş savaşını veren bir ülkenin insanları olarak... Ve o mücadeleyi hangi koşullarda verdiğimizi de bilen insanlar olarak e, Filistin halkının da yanında olacağız, Azerbaycan halkının da yanında olacağız. Azerbaycanlılar kendi ülkelerinin haklarını savunuyorlar. Elbette uluslararası hukukta egemenler e, kendi güçlerini e, kabul ettirmek isterler. Ama neresinden bakılırsa bakılsın, hukuk içinde bu mücadelede Azerbaycan'ın haklı olduğunu, bugün Ermenistan'ın yanında olanlar bile e, kapalı toplantılarda veya vicdanlarına solduklarında evet yani bu kadar da olmaz. yani Azerbaycan kendi e, topraklarını, kendi ülkesinin çıkarlarını, kendi halkının çıkarlarını savunuyor. Böyle bakmamız gerekiyor. Şimdi çok konuşacağımız konu var. E, hepsini size tek tek soracağım ama Sayın Genel Başkan herhalde son geçen hafta siz de çok eleştirildiniz. Evet. E, şimdi de görüyorum o kadar çok bununla ilgili soru var Hı. ki. Biraz sizin şu meşhur kahvehanelere yönelik hmm. yeni destek kağıt açıklamanızı evet, evet. sorayım istiyorum. Siz şimdi bir ziyaretiniz sırasında dediniz ki kahvehaneler açık güzel ama Türk ki, tabipler birliği ziyaret, ziyaret derken, evet. o da eleştirildi onu da soracağım. Evet. Yani Türk tabipler birliği ziyaretine ne alaka kahvehaneler diye herkes soruyor. Ama dediniz ki önce sözünüzü hatırlatayım. Kahvehaneler açık güzel ama kağıt oynamak yasak dediniz. Vatandaş kahvehaneye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki her oyunda sıfır yeni kağıt açacaksınız. Şimdi her elde değil her oyunda her oyunda fark ediyor mu bu i̇şte, o kadar e, fark ediyor her her elde dediğinizde 4 e, tursa 4 e, ayda kağıt açmanız lazım ama yani. efendim şimdi pandemiyle mücadelede herkesin haklı her olarak her elde diyenler kumarı sevenler galiba <laughs> kumar oynayanlar o gelenekten <laughs> gelenler Yok, ben değilim ben düzeltiyorum evet, hemen hatamı. evet, evet. <laughs> e, pandemiyle mücadelede her şey bitti her şey halloldu anı muhalefet partisi lideri kahvehanelerdeki kağıda döndü şimdi o, yani buraya ne ara sıra geldi şimdi bakın Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret ettik. O ziyaret içinde e, Sayın Başkan da kendi düşüncelerini aktardı, ben de kendi düşüncelerimi aktardım. Bütün sağlık çalışanlarına e, hep birlikte minnet borcu olduğumuzu, onlara şükran borcu olduğumuzu ifade ettik. Konuşmalar bitti. Sonra e, Sayın Başkan'a e, yani Başkan soru alalım mı, başka soru alalım mı diye sorduğumda, evet alabiliriz dedi. Yani. Dolayısıyla. Daha sonraki açıklamalar gazetecilerin sordukları sorular Gündem dışı Yani oranın yani, gündeminde. Yani orada başka şeyler de soruldu. Ama ne olursa olsun bakın bu ülkede 700 bin üstünde kahve var. 700 bin evet. üstünde. 1,5-2 milyon kişi kahve sahibinin ve yanında çalıştırdıkları insanların elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlıyorlar. Siz bu insanların dükkanlarını kapattınız. Dediniz ki pandemi var. Covid-19 var. Dükkanınızı kapatacaksınız. Tamam. Biz itiraz ettik mi? Hayır. Varsa kapatacaksın. Sonra bir süre geldi. Dükkanı açabilirsin. Dükkanı kapatırken dönüp iktidar şu soruyu sordu mu? Dükkanı 3 ay kapat ama kira borcun varsa ben ödeyeceğim. Çünkü ben sosyal bir devletim. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmasını istemem. Bunu söyledin mi? Söylemedi. Niye söylemedi? Hangi gerekçeyle söylemedi? Oysa anayasada gayet açık bir hüküm var. Devlet esnaf ve sanatkarı koruyacak önlemleri alır. Siz anayasa içi iniyorsunuz. Bu söylediğim olay, sö söz bana ait bir söz de değil, onu da söyleyeyim. Kahvecilerle oturup onların sorunlarını dinlerken onların istedikleri ve onların talep ettikleri bir şeydi. Ben de bütün kahvecilerin sözcüsü olarak bunu dile getirdim. Kahveciler Sendikası, Kıratane Her Sendikası başka şey demiş ama. Maliyet çok yükselir demiş sizin bu önerinize. O Tabii e, sosyal medyada beni eleştirenler her elde e, hmm. kağıt değişir deyince o belki öyle yorumlamış her elde değil her oyunda yani oturursunuz 4 kişi 5 kişi oturursunuz vesaire falan filan hatta bazıları Kılıçdaroğlu oyun kağıt oy, oyunu bilmiyor e, varsa bunu söyleyenler önüme çıkabilirler. Öyle, öyle mi şey, bir bilir misiniz? O, e, bir hiç oynayabiliriz hmm. yani tabii. Ama şey ne diyorsunuz peki? Ya ne ara sıra kağıt oynamaya falan geldi? Ya kahvehanelerde mesela pandemi bitene kadar da kağıt oynanması olmuyor mu mesela? Yani bunu ana muhalefet partisi liderinin al, ne alması? Şimdi, ama şimdi kahveci bunu istiyor. Hmm. Siz siyaset yapıyorsanız toplumun en sahipsiz olan kesimine sahip çıkmak zorundasınız. Orayı da Kahveciler sahipsiz mi? Evet sahipsiz. Sahip çıkan kim? Ben, ben sahip çıkıyorum. Ve ben şunu da söyledim bütün garibanların sözcüsü benim. Bunu, ben bunun sözcülüğünü e, gurur duyarak yapalım. Sadece kahveci mi? Hayır. Servisçilere bakın Allah aşkına. Taksi şoförlerine bakın. Bunlar, bunların berber dükkanlarına bakın. Hangi haldeler? E gidin kırtasiyecilere sorun bakayım şu anda hangi pozisyondalar kırtasiyeciler? Bunları biliyorlar mı acaba? Sarayda oturanlar bunu bilemez. Beni eleştirenler de bunu bilemez. Çünkü onlar Saraydan gelen telkinler ve talimatlar üzerine konuşma yapıyorlar. Oysa ben Yok Valla bana saraydan falan hiçbir yerden bir şey ben, gelmedi. Ben gerçekten ben, merak ben ettim. Ben halkın yok. içinden. Ben halkın içinden. Bakın, ben bu dönem bu süreç içinde şoförlerle konuştum, kahvecilerle konuştum, berberlerle konuştum, pastacılarla konuştum, e, servisçilerle konuştum, kırtasiyecilerle konuştum, apartman görevlileriyle konuştum. Siz apartmanda mı oturuyorsunuz? Yok. Evet. Apartmanda oturuyor. Ben şimdi apartmanda oturuyorum. Oturan milyonlarca kişi var. Tabii. Şimdi hepimiz yasak dönemde evlerimizdeydik. Kim apartmandaki dairelerin ihtiyaçlarını karşılıyordu? Apartman görevlileri. Apartman görevlileri. E bunlar sokağa çıkıyordu. Geliyorlardı. Her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlardı. Dönüp bunlar acaba iktidar ya bu apartman görevlilerinin bir derdi var mı? Bir sorunu var mı diye düşündü mü? Biz düşündük. Tıpkı taşorun içileri gibi toplumun en sahipsiz olan kesimlerine onların sözcülüğünü yapmak zorundayız. Onların sesini ülkeyi yönetenlere duyurmak zorundayız. Ama onlar bunlara tahammül edemiyorlar. Vay efendim sen bunu nasıl söylersin? Ben söylerim kardeşim. Sen de dinlemek zorundasın. Ha beni dinlemeyebilirsin. Çağır. 30 tane kahveci çağır. Bir dinle ya bu adamlar nedir Allah aşkına? Bunların derdi nedir? Yap onu. Hangi ihtiyacını karşıladı bu insanların? Bakın Ankara'da bir kahveci bana şunu söyledi. Covid pandemi ilk günlerde olduğunda müşteriler gelmedi. İki kişi çalışıyordu. Dedim arkadaşlar kusura bakmayın işinize son vereceğim. Kimse yok. İkisi diyor akşama doğru geldiler. Ya bizim çoluk çocuğumuz var. Yani aldığımız ücretin yarısını verirsen. Biz en azından bu çoluk çocuğumuzun ihtiyacını karşılamış oluruz. Diyor ki vicdanım el vermedi. Ya peki dedim. Şimdi vatandaş bu durumda aslında. Ama yasal olarak işten çıkarmalar yasaklandı. Nasıl çıkaracaktı Efendim? ki? Yasaklandı işten çıkarma. Yani kadrosu şey miydi? Sigortasız falan Hayır, mı çalışıyor? acaba? bu en başta olan. Ha şeyden önce o. Tabii. Daha sonrakine gelelim. Hı. Ücretsiz izinli çıkardılar. Hı. Kaç lira veriyorlar? 1168 lira. Şimdi ben bu sarayda oturanlara bir eli bir e, eli yağda bir eli balda olanlara sormak isterim. 1130 68 lirayla yani günde 39 lirayla bu insan dört çocuklu bir e, hatta iki çocuklu olsun. Dört değil rakam yüksek olmasın. Dört iki çocuklu karı koca dört kişilik bir aile. Günde 39 lirayla nasıl geçinecekler bunlar? Bu rakamı veriyorlar. Nereden veriyorlar? İşçinin İşsizlik sigortası fonuna ödedikleri paralardan veriyorlar. Ya bu fon kime ait? İşçilere ait. Kime veriyorsun en büyük parayı? İşverene veriyorsun. İşçiye değil, işsiz'e değil. Ben buna isyan ediyorum. Bu insan mı? İnsan. Bizim vatandaşımız, bizim vatandaşımız. Hangi görüşten, hangi kimlikten, bu coğrafyada nerede yaşarsa yaşasın bir aileyi ayda 1168 liraya mahkum edemezsiniz. 1168 liraya ona layık görüyorsanız önce sen bir ay 1168 lirayla bir geçineceksin bakalım. 13 tane uçağın var. Kaç milyon dolar para gitti bu arada? Sadece 6 ayda. Sen 1168 lira diyorsun al bununla geçin diyorsun. Nasıl geçinecek ya bu adam? Ben bunun sorumlu dile getirdiğimde efendim biz bunlara para veriyoruz. Ne, ne kadar veriyorsun? Ayda 1168 lira. Asgari ücret nerede Allah aşkına? Türk İş'in yaptığı bir açıklama var. Bakın. 7 milyon kişi asgari ücretle geçiniyor. Yani ayda 2324 lira. Bunlar kral olanlar. 1168 liralı değil. Daha yüksek. 2324 lira. Türk İş diyor ki açlık sınırı 2447 lira. Açlık sınırı. Açlık sınırının altında bu rakamlar. Evet. Bunlar 18 yıldır bu devleti yönetmiyorlar mı? 18 yıldır bütün yandaşları köşeye dönmedi mi? 18 yıldır gelirlerine gelir katmadılar mı? 18 yıldır krallar gibi yaşamadılar mı? 18 yıldır bu memleketin 83 milyonunu Londra'daki bir avuç tefeciye teslim etmediler mi? 18 yıldır tefecilere çalıştıkları kadar bu ülke için çalışmadılar. Bir daha söyleyeyim. Yine dava açarlar. Açsınlar. Aşmazlarsa namerttirler. 18 yıldır bu ülkenin 83 milyon vatandaşını Londra'daki bir avuç çeteciye, tefeciye teslim ettiler. Onlar için çalışıyoruz biz. 18 yıldır kaç faiz ödedik? Londra'daki tefecilere 178 milyar dolar. 178 milyar dolar para ödendi. Her saniyede dünyanın faizini ödüyoruz. Bir de çıkıp diyorlar ki biz faize karşıyız. Hayır efendim, vatandaşa bunu söylüyorsun, sen o faizcilerin verdiği görevi yapıyorsun. Diyordu ya, borç alan emir alır diye. Bütün emirleri oradan alıyorlar zaten. E, siz berberler dediniz, berberler ve taksicilerden mesajlar var. E, sorar mısınız diyorlar. Bizim en büyük sorunumuz ne Sayın Genel Başkan'ın gözlemlediği, ana muhalefet partisi lideri olarak hükümete bu anlamda söyleyeceği çağrı, bu esnaf grubuyla ilgili ne olur diyorlar. Şimdi berberler için şöyle, bunların da dükkanını kapattılar. Tabii uzun süre. Evet. Bunlar nasıl geçindi? Aynı kahveciler gibi. Nasıl geçindi bunlar? Bunların derdiyle ilgilenen oldu mu? Ya senin kiranı ben ödeyeyim diyen oldu mu? Hatta diyelim ki bir kamu kuruluşunun e, dükkanında görev yapıyordu. Ya senin kiranı ben almayayım bari. Biliyorsunuz e, Edirne'de vakıflar genel müdürlüğünün e, güzel yerleri var, iş yerleri var. Dedim hiç ya. Üç ay, altı ay, bir yıl ben kira almayayım. Dedi mi? Demedi. Bu insanlar nasıl geçinecek? Bu insanları düşündüler mi? Taksiciler. Ya bir taksici üç aileyi geçindirir. Bir taksici normal koşullarda. Çalışır. 24 saat taksi çalışır. Sırayla şoförler görev yaparlar burada. Peki üç ay, altı ay bu insanlar doğru dürüst gelir elde edemediler. Dönüp dediler mi ya taksiciye? Bir de adam yeni taksi almışsa. Ya senin taksitin ne oldu? Kredi kartın ne oldu? Aileyi nasıl geçindiriyorsun? Çocuk çocuğunu nasıl geçindiriyorsun? En azından ya bunu veremedik. Yani sana bu imkanı sağlayamıyoruz ama bir asgari ücret üzerine 3 ay süreyle sen, sana asgari ücret vereceğim. Devlet olarak. Nereden? İşsizlik sigortası fondan vereceğim. Sosyal güvenlik kurumunun katkılarından vereceğim, şuradan bütçeden vereceğim de bunu söyle bunu söyledi mi? Söylemediler sadece onlar değil bakın şehirler arası otobüsler uzun süre onlar da çalışmadı Hı. o kadar öngörüsüzler ki o berberler odası da taksi şoförü arkadaşlarım da dinlesinler o kadar öngörüsüzler ki ilk olay ortaya çıktığında ne yaptılar? müjde olarak ne verdiler? Uçak biletlerinde alınan yüzde on sekiz KDV'yi %1'e indiriyorum dediler. Sanki berberler, kahveciler, taksiciler günü 24 saati uçakla seyahat ediyor. Sonra bir karar aldılar, uçakla seyahat yasaktır diye. Peki kahvecinin, o berberin, efendim kuryenin, servisinin sorunlu dinlediler mi acaba? Ya bunların derdi nedir diye. Hata nereden başladı? Arkadaşlarım da dinlesen, dinlesinler. Hata şuradan başladı. Devleti yönetmek bilgi gerektirir, erdem gerektirir, vicdan gerektirir. Devleti yönetmek ve devleti yönetmek her şeyden önce sorunu yaşayanla oturup konuşmayı gerektirir. Ekonomik Sosyal Konseyi niye var? Sen işçiyi çağırmayacaksın, esnafı çağırmayacaksın, çiftçiyi çağırmayacaksın, sanayiciyi çağırmayacaksın, tüccarı çağırmayacaksın senin sorununu ben çözeceğim. Peki hangi sorunları yaşadığını biliyor musun? Hayır. Bilmiyor. Çünkü onu dinlemiyor. Ben en başından beri şunu söyledim. Ekonomik Sosyal Konseyi ki bu bir anayasal kurum. Ekonomik Sosyal Konseyi çağır kardeşim bunların temsilcilerini. Ya bu işçilerin derdi nedir? Bir dinle bakalım. Sendika, üç tane sendika var. Çağır dinle. Esnafın temsilcisi var mı? Var. Çağır bir dinle. Sanayici var mı? Evet çağır dinle. Tüccar çağır dinle kardeşim. Bakın bunlar çünkü siz sorunu yaşayan kişiyi dinlemezseniz sorunu çözemezsiniz. Önce sorunu yaşayan kişiyi çağırıp bir dinlemeniz lazım. Bu sorun hangi sorunu yaşıyorsun sen diye. Ondan sonra da sorunu çözersiniz ya. Yani. Bu kadar basit. Bakın bir şey bu, daha bu, söyleyeyim. Buyurun. Bu 1168 lira dediğim kaç kişi biliyor musunuz onu? 2 milyon. Asgari ücret dediğim 2000 ee, 324 lira 7 milyon kişi topladınız mı 9 milyon kişi dün 1 liraya aldığını şimdi 5 liraya alıyor bunlardan haberi var mı bu iktidarın şimdi bir izleyicimiz şunu soruyor Kürşat Badem Bey e, diyor ki e, Sayın Genel Başkan diyor Norveç'te siyaset yapıyor gibi konuşuyor diyor devletin elindeki imkanlar olanaklar bu bin lira tabii ki kimseye yetmez bunda hiçbir tartışma yok da bize şunu söylesin diyor. Cumhuriyet Halk Partisi olsaydı bugünkü imkanlarla bin e, lira vermenin, 3000 lira vermenin Verirdik mantıklı tabii. gerekçelerle nasıl izahını Var yapar? efendim niye olmasın yani? Niye olmasın? O arkadaşıma Kürşat Bey'e sormak isterim. Gayet güzel. Kendisine şu teklifi yaptım Erdoğan'a. Dedim ki vatandaşa dükkanını kapatıyorsun. Peki bu beşli çetenin aldığı garantiler ne kadar biliyor musunuz? 6 milyar 700 milyon para ödeyeceksiniz dedim ki onları çağır. Sen cumhurbaşkanısın. Çağır ki kardeşim bu ülkede herkes fedakarlık yapıyor. Sana da dolar garantili biz her türlü imkanı sağlıyoruz. Bu 6-7 milyar liraya yaklaşan parayı yıl sonuna kadar alma. Ben bunu vatandaşa dağıtacağım. Vatandaşa vereceğim de. Mantıklı mı? Mantıklı. Berbere fedakarlık yap diyorsun. Kahveciye fedakarlık yap diyorsun. İşçiye fedakarlık yap diyorsun, o beylere gelince hayır fedakarlığa gerek yok. Üstelik dolar bazında parayı götürüp garanti veriyorsun. Bu devleti yönetmek değildir. Bu devletin kaynaklarını bir avuç kişiye tahsis etmek demektir. Budur yol ve yöntem. İki, bir sürü fon var. Bakın evrensel hizmet onu var değil mi? Nerede? Milli Eğitim Bakanlığında. Kaşa para birikti burada. Kimin haberi var? Siz biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz. Soruyoruz, bilgi verilmiyor. Sanatçıların korunması için, sanatçıların korunması için Kültür Bakanlığı'nda fon var. Sanatçılar ne diyor? Bildiri yayınlıyorlar. Ya sinema kapandı, tiyatro kapandı, eğlence yerleri kapandı. E ben de e, yani sanatımı sergiliyorum ve oradan para kazanıyorum. E sanatçıyı desteklemek için hem anayasada hüküm var hem de bir de fon var. Peki bu fon nereye gidiyor? İnşaat sektörüne. Ne zamandan beri inşaat müteahhitleri sanatçı olmaya başladı? Sanatçının hakkını gasp etmeye başladı. Yerli yerinde kullanırsan Türkiye zengin ülkedir. Zengin ülkedir. Parayı eğer götürü tefeciye hizmet eder hale sokarsanız memlekette bu hale gelir. Bu ne demektir? Kürşat kardeşim şunu çok iyi bilsin. 18 yılda bu ülke ekonomik buhranla karşı karşıyadır. 18 yılda buraya geldi. Bakın soruyoruz. Ne kadar garanti verdiniz? Kütahya Havaalanı'nı sordum. Üstelik mecliste, mecliste bütçe görüşmelerinde sordum. 2044 yılına kadar yolcu garantisi vermişiz. Dünyanın parasını avro üzerinden ödeyeceğiz. Türk lirası da değil. Kürşat kardeşim şunu sorsun. Bu ülkenin milli parası ne? Türk lirası mı, Amerikan doları mı? Yoksa Avrupa eurosu mu? Bir devlet borçlanırken, vatandaştan borçlanırken, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından borçlanırken dolar üzerinden borçlanıyor. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi ülkesinde Merkez Bankası varken vatandaş Türk lirası kullanırken dolar bazında borçlanıyor. Neden? 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 o Kürşat kardeşimin dolarları mı var gidip hazineden dolar üzerinden bono alacak? Kimin parası var? Dolar üzerinden faiz alacak. Kime hizmet ediyor bu devlet? Para var. Eğer bütçeyi doğru dürüst yaparsanız, kaynağı da doğru dürüst yerlere harcarsanız bütün bu sorunları aşarsınız. Önce hukuku inşa edeceksiniz. Niye vatandaş yatırım yapmıyor? Parası var. Kürşat kardeşime şu soruyu sormak isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bankalarında kamu özel mevduatın yüzde %53'ü yabancı para dolar vatandaş olarak birikimim var ama Türk lirası olarak tutmuyorum dolar olarak tutuyorum neden? yani bunlar yerli ve milliydi ben de gayet açık söylüyorum bunlar ve bunları destekleyenler yani siyasi parti anlamında söylüyorum hiçbirisi milli değil hiçbirisi Gayrimilli bunlar. Ha söylediklerinde şurası yanlıştır desinler. Ben de bakarım. Olur. Ben şunu iddia etmiyorum ee, Tolga Bey. Efendim benim her dediğim yüzde yüz doğrudur. Hayır olabilir. Yani eksiğim varsa desinler ki ey Kılıçdaroğlu şu kullandığın rakam yanlış. Şurada yanlış söyledin. Söylesinler. Yüzde bakın. Yüzde söylediklerimin tamamı doğru. Tamamı. Bakın şimdi son Son günlerde dolar tırmandı değil mi? Bugün e, bir aylık maliyet ne biliyor musunuz? Hazineye bir aylık maliyeti 86 milyar lira. Son 30 günlük maliyetin var. Evet. Yani 80, eski parayla 86 katrilyon lira. Peki hazine bu açığı nereden giderecek? Çiftçiden, işçiden, emekliden, çalışandan, memurdan az para vererek. Peki siz şu soruyu sormak evet. lazım. 86 milyar liralık bir borç yükünün altına, hazinenin kaldıramayacağı bir yükün altına bu ülkeyi kim soktu? Ben mi? Kim soktu? Öngörüsüz bir politika. Öngörüsüz. Ee, döviz kuruyla ilgili bütün bu tartışmalar devam ederken tam siz de buraya gelmişken Hı. sorayım. Evet. CHP'nin döviz kuruna yönelik şu anki durum itibariyle işte bugün 7.80'ler falan bugün açıklanan programla yıl sonunda 6.90'ı falan göreceği öngörüsü var. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela döviz planı siyaseti programı neyse onun adı işte dövizin ateşini düşürmek için e, hükümete yönelik tavsiyesi eylem planı var mı? Varsa ne? ya yani Bütün bu söyledikleriniz için de tamam çok kötü durum böyle yani dövizin şu anki durumuna dair eleştiriler birçok yerde yapılıyor ama sizin buna dair çözüm bir, öneriniz ne? Türkiye'nin... Üreten Türkiye olması lazım. Türkiye'nin üretmesi lazım. Her alanda üretmesi lazım. Sanayide, hizmet sektöründe, tarımda, ee, ee, her alanda Türkiye'nin üretmesi lazım. Ve üretime destek verilmesi lazım. Bakın bir daha altını çizeyim. Üretime destek verilmesi Yani alın terinin değerli olması lazım. Eğer üretmezseniz, borçlanırsanız bu yürümez. Bu yürümez. Ne diyordu? Efendim e, ee, borçlanma ile ilgili olarak elimiz çok güçlü, bütçemiz çok güçlü, her türlü imkana sahibiz diyorlardı. Neresi güçlü? Neresi güçlü? Bana çıkıp birisi söylesin. Üretmeyen bir ülkenin büyüme şansı yoktur. Ama üretirken bir de neyi ürettiğini de bileceksiniz. Onu da planlayacaksınız. Neyi üreteceğim ben? Makine ağlısı mı üreteceğim? İleri teknolojiye dayalı, dayanan bir e, sektörü mü destekleyeceğim? Bir planlaması var mı? Bakın ben size rakam vereyim. Gerçekten o da o da enteresandır yani. Şubat ayında 900 bin abonenin elektriği kesildi. 900 bin abone. 900 bin. Pandemiden önce. Evet. Şimdi daha da felaket bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani olay sadece bir pandemi olayı değil. Türkiye'nin yönetilmeme olayıdır. Dışarıya kaçan paraya bakın. Dünyanın parası gidiyor dışarıya. Siz ne yapıyorsunuz? Gündemi değiştirmek için başka şeyler yaratıyorsunuz. Gündemi değiştirmek için. Yabancı sermaye bel bağladın o da gelmiyor zaten. Türkiye kötü kötü aslında Türkiye yönetilmiyor aslında Türkiye savruluyor yani. İşin gerçeği bu. Yapmanız gereken nedir? Önce demokrasiyi getireceksiniz. Yapmanız gereken nedir? Üreticiyi destekleyeceksiniz. Yapmanız gereken nedir? Gerçek anlamda hukuk olacak. Hukuk devleti olacak Türkiye. Yapmanız gereken nedir? Kendi doğal kaynaklarınızı harekete geçireceksiniz. Yapmanız gereken nedir? Üniversiteleri üretim konusunda, yeni teknolojiler konusunda mutlaka geliştireceksiniz. Yapmanız gereken nedir? Dünyayla barışık olacaksınız. Yapmanız gereken nedir? Hukukunuzu geliştirdiğiniz andan itibaren ürettiğiniz her şeyi dünyaya çok daha rahat atabilirsiniz. Bütün bunlar planlı, planlanır, plan içinde olur. Siz hangi planı yaptınız? Hangi planı yaptılar bunlar? Bakın ben size açıklayayım. O da çok enteresandır. İzleyicilerimizden bu konularla ilgili soru geliyor. Siz buyurun şey soracağım. Genç işsizliğin <laughs> önlenmesine yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyleri neler? Evet bakın. Diye. Bugüne kadar 15 istihdam paketi açıkladılar. 6 ekonomi paketi açıkladılar. Yani 21 paket açıklandı. 21. 18 yılda siz 21 paket açıklıyorsunuz. Ekonomiye bakalım. Büyüme geldiğimiz nokta negatif. Enflasyon kontrol edilemiyor. İşsizlik almış başını gidiyor. Bütçe açığı Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçe açıklarıyla karşı karşıyayız. Borçlanma devletin hemen hemen her kurumu borç batağı içinde. Allah aşkına 18 yılda gelinen nokta hangimizi memnun ediyor? Hangimizi ediyor? Nereye gitti bu kadar paralar? Nerelere harcandı bu kadar paralar? İşsizliğe bakın Allah aşkına. Ha bütün bunlar çözülür mü? Elbette çözülür. Neyle çözülür? Akılla, mantıkla, var olan kaynaklar iyi yerde kullanılarak, adil kullanılarak yapılır. Benim verdiğim rakamlar sadece bunlar değil ve söylediğim sözler. Bakın biz gelecek kuşakları da borç altına soktuk. Hepsinin çözümü var. Demokrasi içinde çözüm var. Eğer siz vatandaştan topladığınız her kuruşun hesabını vatandaşa verirseniz bu ülke düzelir. Bir daha söyleyeyim. Tolga Bey. Vatandaştan topladığınız paranın her kuruşunun hesabını vatandaşa verirseniz ben parayı şuraya harcadım. Şunu şu kadara yaptım derseniz bu ülke çok hızlı toparlanır ve büyür. Siyaset kurumu vatandaşa güven verecek, vatandaş da siyaset kurumuna güven verecek. Şimdi bu demokrasi tespitinizle ilgili Ön, enteresan bir şey söylediniz geçen de. Dediniz ki önümüzdeki seçim bir siyasi parti seçimi değil dediniz. Önümüzdeki seçim bir sağ sol seçimi de değil dediniz. Evet. Önümüzdeki seçim iki eksenli bir seçim. Demokrasiden yana olanlar olmayanlar. Evet. Bitti bu kadar diyorsunuz. Demokrasiden yana olanların programları olacak, ilkelerini koyacaklar, bunu koyacaklar ortaya. Önümüzdeki seçim demokrasiyle demokrasi karşıtlığı yarışacak. Bu size ait bir söz evet. değil mi? Evet. Şimdi e, bunu biraz demokrasi açmanızı... Demokrasi karşıtı derken ya tek adam rejiminden yana olanda. Şimdi bu, bunu biraz açmanızı evet. rica edeceğim ama buradan şöyle bir şey de çıkmıyor mu efendim? E, sanki bu, sizi oy verenler demokrasiyi sevenler diğerleri demokrasi karşıtları gibi bir sonuç da çıkıyor ki bu sizin hiç siyasi tarzınızla uyuşmayan bir şey aslında. Ama hayatın gerçeğinden söz ediyoruz. Ya mesela bu. sizin bu oy vermiyorsak demokrasiyi sevmiyoruz. sonuç çıkmıyor mu buradan? Şöyle. Eğer Türkiye'deki bütün kararları bir kişi alıyorsa orada demokrasi yoktur. Bunun sağ solu da yoktur. Siz bütün kararları bir kişiye bağlamışsanız, onun izinini almadan bakan dahi konuşamıyorsa, konuşan bakanlar atıf yapmadan düşüncelerini izah edemiyorlarsa, anlatamıyorlarsa orada demokrasi yoktur. Türkiye'de demokrasi yoktur mesela. Baskı var mı? Evet baskı var. Şimdi yargı bağımsız mı Türkiye'de? Hayır. Medya bağımsız mı? Hayır yani baskı var. Saray medyası dediğimiz bir gerçek var. Şimdi bana söyler misiniz böyle bir ortamda Türkiye büyüyebilir mi? Yatırım yapan var mı? Doğru dürüst iş, iş dünyamızdan yatırım yapan yok. En başta da AK Parti'den büyük ihaleler alanlar gittiler Londra'da. Kocaman bir caddenin sağındaki solundaki iş yerlerini dükkanlar hep satın aldılar. Paralar oraya gidiyor. E peki bu ülkenin işçisi? Bu ülkenin esnafı? Bu ülkenin sanayicisi? Bunlar neredeler? Dolayısıyla orada söylediğimiz demokratik ortam olmazsa, iş güvencesi olmazsa sanayici açısından ister sanayici diyelim ister esnaf diyelim kim olursa olsun iş güvencesi olmazsa, çalışma özgürlüğü olmazsa, üretim özgürlüğü olmazsa kişi yaptığı yatırımı rahatlıkla belli alanlara yapamıyorsa devletin belirlediği planlama içinde siz büyüyemezsiniz. Büyüme şansınız olmaz. Türkiye geriye gidiyor. Hepimiz de görüyoruz zaten bunu. Kişi başına gelir, nereden nereye düştü? Nereden nereye düştü? Sarayda ve onun etrafında yaşayanların gelirleri düştü mü? Hayır. Dünya kadar servetleri var onların. Çocukları var, 7 yedi, yedi sülalelerine yeti, yetecek kadar paraları da var onların. E bu parayı nereden kazandılar? Ben bunu sorduğum zaman tazminat davası açıyorlar. Sanıyorlar ki biz tazminat davası açarsak Kılıçdaroğlu konuşmaz diye. Ben gücümü halktan alıyorum. Halktan. Garibandan alıyorum. İşçiden, memurdan, emekliden, alın teriyle geçinenden, helal ekmek yiyenden alıyorum ben. Bizim haram yiyenlerle işimiz yoktur. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyor. Verilmeyecek hesabımız da yoktur. Ama onların verilecek hesapları var. Erken seçim talebiniz var mı? zaten yönetemiyorlar. Yönetemiyorlar zaten. Normalde onların Türkiye şartlar daha ağırlaşmasın diye erken seçime gitmeleri gerekir. Yoksa şartlar giderek ağırlaşacak. Bunlar ülkeyi yönetemiyorlar artık. Fatura kime çıkar? Fatura saraya çıkmaz. Fatura garibana çıkar zaten. Siz adama 1168 lira veriyorsunuz. 30 gün geçineceksin. 4 kişilik aile düşün. Çocuğun okula gittiğini düşün. Günde 39 lira parayla. Günde 39 lira parayla. Bu adam nasıl geçinecek ya? Bunlarda vicdan var mı Allah aşkına? Vicdan ya, vicdan dediğimiz kavram bunlarda var mı ya? 39 liraya mahkum ediyorlar. 2 milyon, iki bir, bir kişi de değil 10 kişi, de, 2 milyon kişi. 39 liraya mahkum ediyorsunuz siz. Ya bu adam nasıl geçinecek Allah aşkına? Kira ödeyecek bu. Çocuğuna defter kalem alacak, çocuğa gidecek. Bilgisayar getir de bilgisayar üzerinden işte eğitim falan filan diye ya Milyonlarca çocuğun bilgisayarı yok ya. Bunlar demiyorlar mıydı Türkiye uçuyor? Bunlar demiyorlar mıydı Türkiye büyüyor? Şimdi az önce soru soran ne diyor? Efendim işte imkan varsa olur. E, saraya. Atıyor. Siz e, kuşatmaya taktınız evet. Allah e, olsun. Bakın, bakın saraya her türlü <laughs> imkan var, yandaşa her türlü imkan var. E, o havuz medyasının yandaşlarına her türlü imkan var. Garibana imkan yok. Berbere niye yok? Manava niye yok? Kapıcıya niye yok? Apartman görevlisi değil mi bu adam? Git her türlü alışverişimi yap diyorsunuz. Gitip alışverişini yap. Risk de en büyük riski o üstleniyor. En son seçim anketini ne zaman yaptınız efendim? Ya biz yapmadık. Yani sizin sonuçta masanızda önünüzde bir anket vardır. Ya anket genelde şöyle. E, Bek çok kuruluş anket yapıyor. Biz de o anketlerden birer örnek bize geliyor. Ama ya şimdi yani şimdi o anketler çok var. Yani ben de yaptırırım istediğim sonucu da çıkar. Biliyorsunuz bu evet. işler çok artık evet. Türkiye'de ne yazık ki çok manipülasyona açık anketler yapılıyor. Evet. Ee, bir de bunu ciddiyetle yapanlar var. Evet. Ee, yani önemli partiler o ciddiyetle yapanlarla çalışıyorlar. Muhakkak evet. sizin de çok itibar ettiğiniz çalışmalar vardır. Son önünüzdeki o itibar ettiğiniz anket ne diyor mesela? Şimdi şöyle gelen birden fazla yani güvendiğimiz birden fazla kuruluşun anketleri var. E, anketler içinde e, AK Parti'nin ve MHP'nin oylarında ciddi bir düşüş var Kararsızlarda ciddi bir yükseliş var Dolayısıyla karar e, bizim oylarda da artış var ama öyle hani doğruluğu söylemek gerekirse yani Çok yüksek bir artış şu anda yok Vatandaş şu anda gözlüyor Kararsızlarda gözlüyorlar Kim doğruyu söylüyor? Kimin programı nedir, projeleri nedir, ülkeyi bu bataktan, bu bunalımdan kim çıkarır? Bir bunalım süreci yaşıyoruz, bir ekonomik bunalım var. Bu bunalımdan Türkiye hangi koşullarda nasıl kurtulur, nasıl aydınlığa kavuşur diye, biz bütün bunların üzerine, daha tabii erken önümüzdeki süreçlerde çok güzel projelerimiz olacak. Türkiye nasıl ayağa kalkar, Türkiye nasıl büyür, Türkiye bütün bu sorunları nasıl aşar, bütün bunların hepsini yapacağız. Türkiye dünyayla barışık hale nasıl gelir? E, Türkiye kendi çıkarlarını hem e, komşularıyla hem dünyada nasıl daha güzel savunabilir? E, Türkiye demokrasini nasıl geliştirecek? Bakın Tolga Bey, eğer bir ülkeyi üçüncü sınıf demokrasiye mahkum ediyorsanız o ülkenin kalkıma şansı yoktur. Bir ülkeyi demokrasiden kesip atıyorsanız, tek adam rejimi içine sokuyorsanız o ülkenin büyüme şansı yoktur bir avuç insan büyür. Bir avuç insan milyonlar kazanabilir. Bir avuç insana 13 uçak, 15 uçak, 25 uçak alabilirsiniz. Çünkü o, o, bir kişi kendi vatandaşlarını kendi tebası ve kendi köleleri olarak görür. Demokrasi içine sindiremez. Eleştiri içine sindiremez. Oysa demokrasinin olmadığı yerde büyüme olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde İnsanlar kendi ülkelerinde huzur içinde yaşayamazlar. Biz bunu sağlayacağız. Bunu yapacağız. Bakın ikinci yüzyıla çağrı beyanı bizim kurultayımızda söyledik. 13 madde var burada fazla değil 13 madde. 13 maddenin her birisi Türkiye'nin 21. yüzyılda bölgesinin yıldızı olmanın koşullarını içeriyor her birisi. Evet nasıl olacak? demokrasi olacak. Komşularımızda iyi geçineceksiniz. Üniversiteleri özel olacak. Ya bir adam Tolga Bey Allah aşkına bana söyler misiniz ya? Farklı düşündü diye üniversitedeki hocayı üniversiteden atabilir misiniz ya 21. yüzyılın dünyasında? Oysa farklı düşünme dünyayı geliştirmiştir. Katılırsınız veya katılmazsınız ama o kişi farklı düşünüyor diye alır üniversitenin dışına atarsanız o üniversiteler bilgi üretemez. Bilgi üretmeyen bir üniversite teknoloji büyütemez. Bilgi üretecek ki üniversite o bilgiyi bilgiyi sanayici elle tutulan metaline dönüştürsün. Siz bütün bunları tıkadınız. Mahvettiniz bütün bunları. Dolayısıyla kalkınır. Türkiye büyür. Hiç kimsenin umutsuz olmaya hakkı yoktur. Onu da altını çizeyim. Bu ülkenin insanları Milli Kurtuluş Savaşı'nın en zor koşullarda Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren insanlardır. Siyasetçi ile vatandaş arasındaki güveni sağlamalıyız. Siyasetçi kendisinin ve ailesinin çıkar sağladığı bir mecra içine asla girmemeli. Siyasetçi bir ülkede bir çocuk yatağa aşk giriyorsa o akşam evinde huzur içinde yatmamalı. Siyasetçi budur. Reklama gidiyoruz. İzninizle reklamdan sonra devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Konumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bu pandemi ile ilgili tabii çok fazla soru var size de. Sorular evet. ama herkesin esas önce merak ettiği şey bir ara CHP Genel Merkezi kapatıldı yani partiyle özellikle yönetici hmm. isimlerin de e, enfekte olduğu haberleri de geldi ama evet. be, şu an durum nedir? Yani Genel Merkez'in durum nedir? Yo iyi. Yani Genel Merkez şöyle yani gelen ziyaretçilere kapatıldı. Yoksa açıktı çalışıyorduk. E, MYK toplantılarını yine her pazartesi yapıyoruz. Eee e, arkadaşlarımızda da Covid-19 e, virüsü çıkınca biz e, Zoom üzerinden yaptık hmm. e, toplantıları. Yani e, katılamayan e, arkadaşlar, kimisi İstanbul'da, e, Faik Bey biz uzun süre e, Çeşme'den e, katıldı. E, yani toplantılar zamanında süresinde zaten yapılıyor. Bazen il başkanlarıyla da toplanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ve diğer belediye başkanlarımız da bazen bütün belediye başkanlarıyla da e, düzenli toplantılarımızı yapıyoruz zaten. Ee, salgınla mücadele şu anki durum nasıl görüyorsunuz? Şimdi e, Tolga Bey, samimi söylemek gerekirse şöyle, başlangıçta e, bir bilim kurulu vardı Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve onun aldığı kararlar vardı. O kararlara hepimiz bir şekilde uyduk zaten. Türkiye Sağlık Bakanına büyük bir güven duymaya başladı çünkü siyasetçi değildi, sağlık dünyasından geliyordum. Orada temel bir eksiklik vardı, kurulun sözcüsü yoktu. Bakan yapıyordu o sözcülüğü. Oysa o yanlıştı yani. Bütün demokrasi gelişmiş ülkelerde bu tür olaylarla mücadele ederken e, bir kurul var zaten sağlık çalışanlarından oluşan ve dolayısıyla onların bir sözcüsü var. Sözcü açıklamayı yapıyor. Siyaset kurumu da ona göre önlem alıyordu. Bu başlangıçta böyle bir sürecin içinde giderken bir süre sonra tam tam tersi olmaya başladı. Kuralları, e, yapılan çalışmaları Sağlık Bakanı açıklamaya başladı. Orada ciddi çelişkiler oldu. E, ve Sağlık Kurulu arasında orada görev yapan e, akademisyenlerden sağlıkçılardan çok farklı görüşler ortaya çıkma, çıkmaya başladı. Biz e, doktorlarla görüşürken e, ve aynı zamanda e, belediyelerimizin olduğu yerlerdeki e, belediyelerden bilgi alırken verilen bilgilerin çok doğru olmadığını toplumdan gizlendiği gerçeğini biz de gördük. E, tabii bunu e, Türk Apler Birliği de açıkladı. E, yine e, bu konuda uzman olan e, hocalar, akademisyenler de bunları açıkladılar. E, bir süre sonra her şey serbest bırakıldı. Aslında şu anda. Sürü bağışıklığı dediğimiz bir süreç içinde yürü gidiyoruz yani. İşte maske takacaksın, maske takmayacaksın. Takılan maskeler ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlıklı değil. Maske dağıtmadılar doğru dürüst, beceremediler o işi. Karar alınması gerekiyordu, sağlıklı tutarlı kararlar alınması gerekiyordu. O kararlar alınmadı. Dolayısıyla şimdi bir şekliyle gidiyor. Vatandaş bedelini ödüyor. Yoğun bakımda yer yok. O kadar çok yoğun zaten. Torpille işte yoğun bakımda yer alınabiliyorsa kişiler evlerine e, teşhis konduktan sonra evlerine gönderiliyor. Evlerine gönderilirken bu insanlar e, e, koronaya yakalanmış ama e, otobüsle evine gidiyor. Otobüste bir sürü insan var. Dolayısıyla bunun, bulaşma riski çok e, yüksek. Bunun önlemi alınmadı. E, evinde tedavi olanlar bir süre sonra ilaçları gelmemeye başladı. İlaçları için işte eee Zorunlu kıldılar bazı taksi, taksileri e, bu işle görevlendirdiler. O konuda Mansur Bey çok güzel bir adım attı Sayın Mansur Yavaş, e, Büyükşehir Belediye Başkanımız. E, Sağlık Bakanlığı'na dedi ki siz e, taksi şoförlerine diyorsunuz ki işte ilaçları alıp götüreceksiniz. E Para para yok, para vermeyeceğiz siz bunu yapacaksınız diye. E, zaten taksi şoförü doğru müşteri bulamıyor yani öyle bir ortamda şey şöyle bir çağrı yaptı Mansur Bey. Kaç taksiye ihtiyacınız varsa bize söyleyin. Taksiler, şoförler bize başvursunlar. İlaç nereden alınacak, hangi eve teslim edilecekse ücretini bize ödeyeceğiz. Bunu önümüzdeki süreç içinde diğer belediye başkanlarımız da yapacaklar. dolayısıyla hem taksi şoförü mağdur olmamış oluyor, hem ilaç zamanında kişiye ulaşmış oluyor. Bunu belediyeler yapıyor. Bakın şunu çok rahatlıkla söylüyorum Tolga Bey. Covid-19 sürecinde belediyelerimizin eli kolu bağlanmak istendi. Belediye başkanları, başkanı arkadaşlarıma dedim ki hiç hikayet etmeyeceksiniz. Bütün sorunları aşacaksınız ve halka hizmet götüreceksiniz. Nasıl elleri kolları bağlanmak istediler? Ne yapıldı e, elleri iktidar, kolları? Iktidar yani, örneğin bağış kampanyasını açamasın dediler yasalara aykırı olarak. Oysa insanlar para veriyordu, e, belediyeler o parayla hizmet götüreceklerdi. Yani bu süreci en rahat nasıl aşabiliriz diye. Ama buna engel oldular, kararlar çıkardılar, yasaklar çıkardılar. Ne yapar? Hatta kaç yıldır çalışan Eskişehir'deki aşevini bile yasakladılar. Oraya gelen para yani yeni gelmiyor ki o para. Onu bile el koydular o paralara. Yani ya gerçekten bunlarda vicdan yok ya. Gerçekten yani insan ya insanın hayatı için uğraşıyor. Sen merkezi hükümetle yerel hükümet arasında güçlü bir bağ oluşturacaksın. O bağ içerisinde yerel yönetimler her türlü fedakarlığı yapacak, çalışacak. Bir yerde aksama varsa, çünkü belediyelerin halka ulaşma gücü var. Merkezi yönetimi yok ki halka ulaşma gücü. Yok öyle bir şey. Ama belediye başkanlarımıza şunu söyledik. Hiç hikayet etmeyeceksiniz. Yok elim bağlandı, yok kolum bağlandı, yok şu yapıldı, yok bu. Hepsini aşacaksınız, hepsini aştılar. Oturup kalksınlar bizim belediye başkanlarına dua etsinler. Veya diğer belediye başkanlarına da oturup kalkıp dua etsinler. Bunlar 3 maskeyi dağıtamadı ya. 3 maske ya. Maske nasıl dağıtılacak? Ona bile 50 tane karar aldılar ya. Böyle mi yapalım? Eczane mi versin? Şu mu yersin, En sonunda parayla satalım dediler. Ya bu noktaya geldiler. Ama bizim belediyeler süratli bir şekilde maske işini çözdüler. Eee bu temizlik sadece sizin işini... belediyeler mi yoksa bütün belediyelere veriyor musunuz bu payı? Yani bir CHP'li belediyelere söylüyorsunuz bunu. Hayır, bizim belediyelerimizi bildiğimiz için Hı -hı. diğerlerini bilmiyoruz. Çünkü biz belediye başkanlarımızdan belli aralıklarla toplu bilgi alıyoruz. Örneğin kaç maske dağıttılar, örneğin e, e, temizlik için nerelere ne kadar yardım yaptılar kaç aileye maddi yardım yaptılar kaç aileye mali yardım doğrudan parasal yardım yaptılar bütün bu bilgileri alıyoruz belli aralıklarla dolayısıyla belediye başkanları gerçekten günü 24 saati gayet güzel hijyen kuralları esnaf istiyorsa okullar istiyorsa her şeyi süratli bir şekilde gerçekleştiriyorlar yapıyorlar o nedenle oturup kalsınlar da belediyelere dua etsinler dedim yani yasak getirdiler ya yasak insanda vicdan olur ya bir ailenin durumu iyi değil, ona siz yardım edeceksiniz? Ona en rahat ulaşan kişi bizim belediyeler. Şu anda belediyelerimiz yoksulluk envanteri de çıkarıyorlar. Hiçbir ayrım yapmadan hangi aileler yoksul gerçek anlamda, onlara her türlü yardım Ankara yapılıyor. çok eee korona ile ilgili Sayın Sağlık Bakanı da sürekli söylüyor. Yani Ankara ve Orta Anadolu kesimi çok ciddi yoğun hasta olan bir bölge. Evet. E, siz kendiniz şahsi olarak nasıl tedbirler alıyorsunuz? Yani çalışma düzeninizi, yaşam düzeninizi muhakkak değiştirdiniz herkes gibi değiştirdik ama. Değiştirdik yani. Başlangıçta büyük ölçüde evden, sonra genel merkezden. Genel merkezden yaparken de ziyaretçi yasağı getirdik genel merkeze. Arkadaşlarımızla beraber zaman zaman bir masanın etrafında toplanarak arkadaşlarımız belli aralıklarla zaten testleri de yapıyorlardı. Biz de test yaptık. Bir MYK üyemizde COVID-19 çıkınca hmm. biz de test yaptık. Negatif, Şu an kadar kaç test negatif, yaptınız size? Yanlış hatırlamıyorsam i̇ki, iki kez e, yapıldı. Herhangi bir e, sorun olmadığını bize söylediler. O çerçevede doğ, e, davranıyoruz yani. Ailede yakın çevrede var mı? E, işte, yok Hayır. hayır Zaten evde eşimle birlikteyiz. Çocuklar falan evin çevresi? İki çocuğum e, İstanbul'da, e, oğlum da e, Ankara'da. An Onlara da belli aralıklarla yapılıyor. Şu anda bir sorun yok. E, Herkes ile ilgili tabi Antalya Belediye Başkanı'nın durumunu çok merak ediyor. Çok da sevilen bir isim belli evet, ki. Evet. E, özellikle rahatsızlığı ile ilgili haberler yükselmeye, konuşulmaya başlayınca siyasi partisinden, ideolojisinden bağımsız herkes e, bir an önce iyileşip e, işinin e, başına dönmesi için dua, e, o e, dua biz ediyor. Biz de o adalara katılıyoruz ama nedir Sayın böceğin son durumu, sizdeki son bilgi Sayın böceğin durumuyla ilgilenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanından bahsedin. Evet, ilgilenen hekimler daha doğrusu şu anda üniversite belli aralıklarla açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla biz de o açıklamaları dinliyoruz ve ben de doğrudan doğruya bazı hekim arkadaşlarla görüşerek durumu öğreniyorum. Hı hı. Umarım umarım kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur. görevinin başına döner. Antalyalılar da istiyorlar Muhittin Bey'in bir an önce iyileşip dönmesini. Sayın Genel Başkan, Türkiye çok yakın bir süre önce kendisini dini cemaat diye tanıtan bir terör örgütünün kanlı darbe girişimini yaşadı. Evet. Ee, ve bunu bir milletçe el ele vererek bu kanlı evet. darbe girişimini bertaraf ettik. Şimdi de yine kendisine böyle dini cemaat önderi, tarikat şeyhi, ne bileyim hoca falan diye tanıtan bir takım adamların yani berbat cinsel istismar görüntülerini rastlıyoruz. Evet. Cin çıkarma görüntülerinden memle falan. E, ve bu konuda toplumda ciddi bir rahatsızlık yükseliyor. Yani sadece sosyal medyada değil konuştuğunuz, görüştüğünüz her yerde insanlar dinin bu tip işlere alet ediliyor olması, evet. bu tip şaklabanların çıkıp ortalıkta din kisvesi altında, e, bu rezaletleri imza atıyor olmasından çok rahatsız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda ne bileyim bir yasa teklifi, bu konuda bir, e, bu işe dair bir iradenin siyaseten ortak bir zeminde kuru, e, verilmesine e, anlamında bir girişimi var mı? Olacak mı? Bütün bu haberleri de biraz değerlendirmenizi istiyorum bu anlamda. Yani şöyle, normalde devletin kurumları var. Yani çocuğumuz, eğer Kur'an öğrenmek istiyorsa. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı Kur'an kursları var. Çocuklar buraya gidiyor. Hatta ben Plan Bütçe Komisyonu üyesiyken e, Kur'an kurslarında okutulan e, kitaplardan birer örnek istemiştim. Geldi. E, gayet güzel kitaplar. İnsanlar çocuklarını güven içinde gönderirler oraya. Peki, şu soruyu sormak isterim. Biz ki çocuklarımızı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin almamış, herhangi bir Kaçak okula gönderir miyiz? Hayır. Ama bir sürü kaçak Kur'an kursu var. E kim buna izin vermeyecek? Devlet dediğiniz kurumun izin vermemesi lazım. Yasal olarak eğer Kur'an kursuna gidecekse bunun yeri var. Siz çocuğu gönderiyorsunuz. Herkes biliyor bunu. Çocuk istismarı bir gerçeği var böyle bir gerçek var. Çocuk bunu annesine anlattıktan sonra bu olay ortaya çıkıyor. Daha sonra bunun büyüdüğünü görüyoruz. Ee, sadece bir yerde değil yani birkaç yerde hatta belki de bir, hala kamuoyunun bilmediği kim bilir nerelerde neler oluyor. Dolayısıyla burada sorumluluk ülkeyi yönetenlerdedir. Ülkeyi yönetenlerin bu konuda duyarlı olması lazım. O çocuklar hepimizin çocuğu. Anne baba çocuğunun iyi bir eğitim almasını ister. Kur'an okumasını da isteyebilir. Kur'an kursuna da gönderebilir. Hep bizim buna saygı göstermesi lazım. Ama bunun yetkin ellerde olması lazım. Yetkin ellerde. Buna izni kim veriyor? Kim veriyor buna izni? Ülkeyi yönetenler veriyor. O çocuğun böyle bir olayla karşılaşmasının ana sorumluluğu ülkeyi yönetenlerdedir. Bunu kabul etmek lazım. O çocuk bizim evladımızdır anne baba elbette ki kendi kültürel değerleri içinde çocuğunu yetiştirmek ister, çocuğunu eğitmek ister. Buna da saygı göstermemiz gerekiyor. Ama bunun devletin güvenliği içinde olması lazım. Devletin güvenliği içinde olması lazım. Siz devletin güvenliğini bir tarafa atıyorsunuz. Vali görmüyor, kaymakam görmüyor, emniyet müdürü görmüyor. Aslında yasa dışı olduğunu hepimiz biliyoruz. Görmüyorlar ama bir tecavüz olayı olduğu zaman hep beraber itiraz ediyoruz ve nasıl oldu bu diyoruz. E bunu bilmiyorlar mı Allah aşkına? Bu devletin istihbaratı yok mu? Bu devletin kurumları yok mu? Herkes biliyor bunları. Yeri de biliyor, yurdu da biliyor, nerelerde olduklarını da biliyorlar. Bunların mal vardıkları, bunların büyük bir kısmı çok özür dilerim ama bunların büyük bir kısmı zaten sahtekar insanlar yani. Dini istismar tabii, ediyorlar Dinle yani. falan hiçbir alakaları yok. Ben olmuyor. bütün bütün dindarlara saygılıyım. Tabii Bakın. E, inanç, kimlik, mezhep, yaşam tarzı falan hepsine saygılıyım. Çünkü İnsanlar kendi inançlarını özgürce yerine getirebilmeliler. Bir yasak olmamalı. Ama eğer çocuklar belli bir çerçeve içinde eğitim alacaklarsa, e bunun kuralları vardır. Devletin bu konuda güven sağlaması lazım. Kurumları var devletin kurumları. Diyanet İşleri Başkanlığı var. Her yerde Kur'an kursu açabiliyor rahatlıkla. İyi eğitmenler var, onu da söyleyeyim. O eğit, eğitmenleri var, çocukları iyi eğitiyorlar, eğitiliyorlar. E dolayısıyla sizin kaçak Kur'an kurslarına, çocukları belli cemaatlere teslim etmek doğru değil. Bunun önleminin alınması lazım. Şimdi Canan Hanım da burada sizle birlikte geldi. Az önce evet. Canan Hanım gelmişken Canan Hanım sorusunu sorayım. Ben evet. herkes soruyor. Siz aslında geçen gün bununla ilgili bir şey söylediniz, evet. bir cevap verdiniz. Canan evet. Hanım da kendisi evet. de anlattı ama e, ne konuşuyor? Canan Hanıma İstanbul İl Başkanı'nıza soruluyor diyorlar ki Atatürk'ün adını kullanmamak tercihiniz mi diye. Sayın Kaftancıoğlu da diyor ki kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Evet. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek e, kendimi hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum dedi. Evet. Kendisini de anlattı. Evet. Fakat Cumhuriyet Halk Partililer de dahil olmak üzere herkes diyor ki, e, da, yani bazı Cumhuriyet Halk Partililer evet. diye şimdi partinin tamamını evet. da sö evet. söylemeyelim. Evet. E, Atatürk deyip dememek kişisel bir tercihtir. Ama Atatürk'ün kurduğu partide siyaset yapıp Atatürk ifadesini kendisine ait hissetmemek nasıl bir şeydir diye soruyorlar. Ben de aynı soruyu size sorayım. Programdan sonra şimdi Canan da soracağım. Sonra da Twitter'a <laughs> yazacağım. Söyleyeyim. Şöyle efendim. Yani arkasından konuşuyormuş gibi olmuyor. E, tabii tabii. Şöyle. E, Mustafa Kemal Atatürk. 83 milyon ortak değeridir aslında. Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıkar çünkü partinin kurucusudur. Ama partinin kurucusunun olmasının ötesinde Cumhuriyet'in kurucusudur, parlamenter ilk millet meclisinin oluşmasını sağlayandır, Erzurum Sivas Kongresi'ni gerçekleştirendir, Samsun'a çıkandır, savaş meydanlarında mücadele edendir, Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlığımızın sembolüdür. Yani bayrağımızın güvencesidir. Dolayısıyla hepimizin ortak değeridir. Bazılarımız buna Mustafa Kemal der. Bazılarımız Gazi Mustafa Kemal der. Bazılarımız sadece Atatürk der. Bazıları Mareşal der. Yani mesela e, bazı yazarlarımız vardır. Hiç Atatürk adını kullanmamıştır. Hep Mustafa Kemal demiştir. Dolayısıyla e, Atilla İlhan gibi. Tabii. E, dolayısıyla yani isimler üzerinden insanları kategorize etmek yanlış Ama yani. burada şu yok mu? Canan Hanım için söylemiyorum. Hı. Niyet evet. okumak değil niyetim ama evet. e, bence burada eleştiri de zaten oradan kaynaklanıyor. Hı. Birincisi Atatürk'e çok yoğun böyle bir saldırı olan bir dönem yaşıyoruz. Evet. Yani e, kimsenin ona ulaşabilme şansı falan yoktu o evet. saldırılar. Evet. Ama bir şekilde var yani. Evet. E, ve böyle bir kurtuluş savaşının lideri tamam ama Cumhuriyet devrimlerine böyle bir mesafeli olmak adına Atatürk dememe gayreti içinde olanlar var. Tekrar söylüyorum bunu Sayın il Başkanı'na yönelik bir eleştiri olarak söylemiyorum ama... Nadir Nadim... E, Türkiye'de genel nadip, böyle bir tavır nadip, var ya, nadip, onunla eşleştirilmesi nadip, de mantıksız değil nadip, aslında. Nadir Nadim 12 12 Eylül sonrası e, ben Atatürkçü değilim diye e, evet. Cumhuriyet'e bir başyazı yazdı. O dönemin komutanları e, Nadir Nadim'in belli bir süre yazı yazmasını yasakladılar... Ve Cumhuriyet'in birinci sayfasındaki ilk sütun e, uzun süre e, beyaz çıktı. E, şimdi Atatürkçülüğü nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Ama iki temel kuralı vardır. İki temel kuralı. Onu da şöyle söyler Mustafa Kemal Atatürk. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Yani bayramın altında özgürce yaşamak isterim. Egemen güçlerin bana müdahale etmesini istemem ta Sivas'taki mandacılığa karşı çıkan tıbbiyeli hikmetten bu yana hep Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlığı ve özgürlüğü savunmuştur. Kendi ülkesinde başka bir egemen gücü istememiştir. İkinci şey ise, kuralı ise özgürlüğü ve bağımsızlığı korumak için ekonomik bağımsızlığın en önemli koşul olduğunu söylemiştir. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler Ekonomik zaferlerle taşlandırılmadıkça ülke bağımsızlığını koruyamaz. Bugün geldiğimiz nokta, eğer egemen güçlerin talimatı koşulsuz yerine getiriliyorsa, yani papazı bırak dediği zaman burada hemen papazı bırakıyorlarsa, Merkel talimat verdiği zaman hemen gazeteciyi bırakıyorlarsa, bizim ekonomik açıdan zayıf olduğumuzun farkında olduklarını ve o yüzden. Erdoğan'a talimat verdiklerini ve Erdoğan'ın da o talimatları koşulsuz yerine getirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü iyi anlamak gerekiyor. Ekonomik bağımsızlığın ne kadar değerli olduğunu, siyasal bağımsızlığın ne kadar değerli olduğunu, bunlardan birisinin olmaması halinde Türkiye'nin, ülkenin, herhangi bir ülkenin bağımsız olamayacağını kavranması gereken budur. Bunun üzerine biz düşüncelerimizi inşa edebiliriz. Bağımsızlık olayı sadece bizim görevimiz değil. Bu ülkede yaşayan 83 milyonun ortak ar arzusu olmak zorundadır. Böyle bakıyorum. E, meclis açılışına katılacak mısınız? E, elbette ayın birinde e, parlamento açılacak. E, açılışa katılacağız. Parti içinden gidiyorken size Muharrem de sorayım mı? Muharrem İnce'yi. Muharrem soruyorsun? İnce şimdi memleket hareketi diye çıktı yola evet. ve geziyor. Evet, evet. E, Türkiye'yi geziyor. Evet. E, Muharrem Bey'in tabii bir takım rahatsızlıkları da var parti içine dair ve bunları evet. gizlemiyor da yani eleştirilerinde evet. sıralıyor. Şeyden başlayalım. Bu işin en başlangıcı değil ama bu sürecin başlangıcı belki de şu meşhur protokol krizi. Kurultay'da Muharrem Bey'in e, en öne değil de işte kimileri tuvalet kenarı diyor, kimileri orası tuvalet kenarı falan değil ama en önde protokol de değil deniyor. Siz Muharrem Bey'in oturduğu yerle ilgili daha sonradan bir rahatsızlık duydunuz mu ya da orası planlanarak oturtulmuş bir yer mi? Efendim? Neden önde oturtulmadı Cumhurbaşkanı yani şöyle, adayınız? E, şöyle e, şimdi her adayın Özel bir protokol yeri yoktur. Kazananların vardır. Şimdi genel başkan adayları var değil mi? Bir kişi genel başkanlığı kazanıyor. Şimdi her adayı için özel bir protokol ayıramazsınız. Kendisi içinde de Yalova delegeleri ne oldu? Zaten kendisi de o delege, orada delege. Her il e, Y harfi arkada olduğu için yani harfe baktığınız zaman delegelerin içinde. Diğerleri de aynı şekilde. Ben e, Sayın Baykal'ın da Antalya delegeleriyle oturduğunu, pek çok genel başkanın kendi illerindeki delegelerle oturduğunu gayet iyi biliyorum yani. Bu işin doğasında olan bir şey. Ha kazanırsınız, Cumhurbaşkanı olursunuz, ayrılırsınız, elbette sizin bir yeriniz vardır. Hikmet Çetin'in bir yeri vardır. Altan Bey'in bir yeri vardır. Eski genel başkanlarımızdır bunlar. Murat Bey'in bir yeri vardır. Ne, neden genel başkanlık yapmışlardır. Dolayısıyla bunlar yaptıkları genel başkanlık dolayısıyla protokolde bir yeri vardır. Devletin protokolü de böyledir. Yani kişilere özgü bir protokol yok, makamlara özgü. Makamlara özgü. Yani cumhurbaşkanı adayı olması yok efendim. Sizin yani, gözünüzde öyle bir protokol yeri gereği duyduruluyor. Gere, ge, gerekmez zaten ama milletvekili olur. Millet mesela milletvekilleri de kendi e, bulundukları yerlerde e, delegelerle e, beraber otururdular. Pek çok uygulamada böyledir aslında. Özel bir şey değil. Tuvalet yanı hiç değil zaten. Öyle bir şey de söz konusu değil. Ben e, kendisinin böyle bir duyarlı var deseydi ben alırdık olur gelsin. Yok zaten Muharrem Bey de şey dedi. Ben bunu mesele yapmıyorum. <laughs> yani o basın dedi yani. ki benim için çocuk değiliz dedi. Oraya e, oturmuş yani, olmak falan mesele yani, değil Çünkü yani CHP'liler hep bir aradayız zaten orada. Belli mesafeler konmuş. Bir aradayız yani. E, dolayısıyla oradan bir sorun. E, orada enteresan bir gerekiyor. şey oldu. Size dediler ki, e, ihraç dilekçesi verildi. İhraç edecek misiniz? Siz dediniz ki öyle bir şey olmaz. Bizim partimizde böyle bir şey olmaz. E, Biz dilekçeyle yani. ihraç falan edecek değiliz. Efendim, bizim e, parti bu ülkeye demokrasiyi getiren partidir. Bakın bizim partide her şey rahatlıkla tartışılır. Mustafa Kemal Atatürk Düşünün o büyük gücün sahibi olan kişi parlamentoda yani mecliste kendisini eleştirenlere hep saygı duymuştur. Kendisini eleştirenlere parlamento kürsüsünden meclisten konuşmalarının kesilmemesi, konuşması için ortam yaratmıştır. Bunu Celal Bayar'ın anılarında da Fahri Rıfkı'nın anılarında, Atay'ın anılarında da görebilirsiniz bunu. İlk meclis zaten bir şeydir. Yani çok değişik kişilerin bir araya gelip görev yaptıkları bir parlamentodur. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeye bakın hiçbir dayatma olmadan dünya tarihinde bir ilktir. Tek partili dönemden çok partili döneme geçmiştir. Ve rahmetli İnönü Celal Bayar Demokrat Parti kazandığında rahmetli Bayar Bayar'ın partisi kazandığında ben e, paşam sen yenildin demişler. Evet bu yenilgi benim en büyük zaferimdir. Çünkü bu ülkeye demokrasiyi getirdim demiştir. Demokrasi kültürü vardır bizde. Genel başkan da eleştirilebilir, il başkanları da eleştirilebilir. Şimdi şöyle bir algı oluşmaya başladı. Efendim bir partinin liderini hiç kimse parti içinde eleştiremez. E bakın AK Parti öyle yapıyor. AK Parti'de demokrasi yok ki. Demokrasi kültürü de yok orada zaten. Tek adam rejimi var. Aslında Tolga Bey, AK Parti diye bir parti yok aslında. Parlamentodaki milletvekilleri, Erdoğan bir şey söyleyecek de onlara el kaldırmayacaklar. Kıyamet kopar. Hepsini partiden atarlar. Sizde farklı oluyor mu? Yani biz sizde, de elbette... sizinle farklı görüşte olup el kaldırabiliyorlar mı mecliste? E tabii yani. Oturu... Tabii otu... biz otururuz, konuşuruz. Parti meclisinde de konuşuruz. Kapalı grupta da konuşuruz. Ee, beni de eleştirirler. Eee... E, MYK üyelerinde yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun istemediği bir milletvekili olabiliyor mu ya da MYK'ya yani orada bir tabii başka bir seçim usulü var ama e, yani orada MYK istemediğiniz şeylerin olduğu bir parti içi demokrasi anlayışı da var mı e, Var tabii. E, var. Ben 100 kişilik lise yaptım değil mi? 100 kişilik lisenin dışında da e, parti meclisine seçilen oldu. Ben hatta onlardan bazılarını MYK'ya aldım. Ne olacak yani? Şimdi biz eğer demokrasiyi içselleştiremesek o zaman Türkiye'de demokrasi vardır söyleyemeyiz yani. Demokrasi farklı bir şeydir. Demokrasi, uygar bir ortamda kişinin düşüncesini özgürce dile getirdiği bir 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 bir, 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 bir yapıdır yani demokrasi öyle görmek lazım. Bizim e, parti meclisinde örneğin beni veya Meykhayı eleştiren arkadaşların sözünü hiç kesme. Yani diyelim ki konuşacak kişi 10 dakika konuşur. Ama bizi eleştiriyorlarsa hiç kesmeyiz. İstediği kadar konuşur. Sizin MYK'da size en çok neyle eleştiriyorlar Sayın Genel Başkan? Yani en son güncel. Bunu paylaşın bize. Mesela bu bahsettiğiniz Partici Demokrasi adına çok da önemli bir gösterge bu çünkü. Ee, belli konularda, belli konularda daha sert olmamı iste, isteyen arkadaşlarım var. Hmm. Ee, ben onu çok doğru bulmam. Çünkü demokrasi aynı zamanda e, karşıdaki kişinin düşüncelerini Beğenirsiniz veya beğenmesiniz, oradan ders çıkarma, ders çıkarmayı da e, gerektirir demokrasi aslında. Bizim bilmediğimiz e, konuları ya da bizim göz ardı ettiğimiz konuları, e, karşımızdaki kişi e, bizden daha farklı bir gözle oturup bakabilir, eleştirebilir, öneri getirebilir. Onlara değer vermemiz gerekiyor. Öyle düşünüyorum ben. Modern belli oturup konuştunuz mu? Bu son süreçte şimdi Türkiye'yi geziyor galiba. Değil mi? Türkiye Hayır. Türk... Ee, en ne son, bileyim hani e... dediniz ya parti içi demokrasi. Evet, yani evet. insanların itirazları olabilir. Ya hani nedir, ne değildir diye oturup böyle bir karşılıklı bir diyalog fırsatı olabilir mi? hayır. Hayır. Yani ne zaman randevu istediyse verdik. Yani oturup konuşuruz. Ve Türkiye'yi geziyor olmasına rahatsız oluyor musunuz? Hayır. Niye rahatsız olayım ki? Yani ülkenin sorunlarını dile getiriyor ve sorunları dile getiriyor. sen. Neden rahatsız olacaksınız? Eee Şimdi belediyelerle ilgili çok fazla soru var ama çok şahane magazin sorular var. En beğendiğiniz belediye başkanı hangisi diye Bütün belediye başkanlığı... Ben Kemal Kılıçdaroğlu birazcık bu kadar yıldır Yok. takip eden bir gazeteciysem evet. buradan cevap çıkmaz yani. Şöyle, bütün belediye başkanlarımı gerçekten e, hem beğeniyorum hem e, e, hepsine saygı duyuyorum. Her birisi kendi olanakları ölçüsünde. Yani bazen ilçe, bazen il, bazen büyükşehir. Her birisi kendi e, olanakları içinde en güzel hizmeti vermeye çalışıyorlar. Bakın geçen e, şu şöyle konuştuk arkadaşlarla. Şunu yaptım, bunu yaptım diye bazen haber paylaşılıyor. Mutlaka kaça yaptığınızı da yazın. Hmm. Böylece bu memlekette o fakirin fukaranın ödediği vergilerin nerelere harcandığını ve o harcamanın bedelinin ne olduğunu vatandaş duymuş olsun, görmüş olsun. Yeni bir anlayış, yeni bir siyaset anlayışı aslında. vatandaşın ödediği verginin hesabını ona verme anlayışı. İşte demokrasi budur. Eğer vatandaş ödediği vergilerin nereye harcandığını soramıyorsa orada demokrasi yoktur. Dünyanın genel kuralı budur. Ödediğim verginin hesabını bana siyasal iktidar veriyorsa o ülkede demokrasi vardır. Şu an aşamada Türkiye varlık fonu var değil mi? Ne yaptığını bilen var mı? Hayır. Sayıştay denetimine tabi mi? Hayır. Sayıştay denetimi <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kamu harcamalarını denetleyen kurum. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına devletin en önemli kurumların olduğu bir yerin bir fonun hesabını Türkiye Büyük Millet Meclisi bilmiyor. Bu mudur demokrasi? O zaman 600 milletvekilini siz niye seçtiniz? 600 milletvekili mecliste ne yapacak? Erdoğan'ın verdiği talimatla el kaldırıp indirecekler mi? Yani 600 milletvekilinin olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumu, demokrasinin Kabe'si dediğimiz bir kurum. Yani 19 Mayıs hareketleri mi yapacak? Eğer sorgulayamıyorsa o zaman doğru değil bu kurum. Yanlıştır burada bir yanlışımız var yani. Benim ödediğim verginin nereye gittiğini ben bilmiyorum. Hastane yaptık diyorlar. Karşı çıkan var mı yok yap. Kaça yaptın arkadaş? Gizli bunu veremeyiz. Ya vergisini ben ödüyorum. Parayı ben ödüyorum, fakir fukara ödüyor, su alırken ödüyor, efendim bu ticari sırdır biz bunu veremeyiz. Niye veremiyorsun kardeşim sen? Havaalanı yaptık, e yap güzel, Kar çıktık mı? Hayır. Kaça yaptın havaalanını? Efendim ticari sır, biz bunu veremeyiz. Nereden öğreniyoruz biliyor musunuz Tolga Bey? Hastanelerle ilgili bilgileri, bunlar gittiler İngiltere'den bir kurumdan danışmanlık hizmeti aldılar. Biz o kurumun internet sitesinden öğreniyoruz. Şu dünyanın gerçeğine bakar mısınız? Allah aşkına bunu yapan insanlar bu ülkeye hizmet eder mi ya? Yoksa kendi ailelerine, kendi çıkarlarına mı hizmet ediyorlar? Kendi yandaşlarına mı hizmet ediyorlar? Yüzde yüz eminim. Yüzde yüz. Bunu nasıl kalem olarak görüyorsam, yüzde yüz devletin büyük kaynaklarını kendi yandaşlarına, yandaşları için kullanıyorlar. İster bunun adı besleme basın olsun, isterse ihaleler olsun. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile bir ittifak arayışı var mı? Böyle bir ittifak arayışına girmeyi düşünüyor mu? Yok, hayır. Yani e, zaten şu aşamada bir ittifak arayışı diye bir şey yok. Yani sonuçta bizim geçmişte kurduğumuz bir millet ittifakı var. O millet ittifakı yerel yönetimlerde yoktu. Sadece yasal olarak milletvekili seçimlerinde vardı. Şu anda ortada bir seçim yok, herhangi bir şey yok. Dolayısıyla ee, böyle bir itim. Ahmet Bey soruyor, daha kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il başkanlıkları binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine CHP'liler de ziyaret etmeyi düşünüyor mu diye soruyor. Şöyle, o annelere de saygı duyuyoruz. Bunu defalarca da ifade ettim. Ee, PKK'nın bir terör örgütü olduğunu, PKK'yla. E, asıl bu soruyu e, HDP'nin e, kapısında oturan, ya yani, getirecek olan devlet... İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. Yani bu çocukları yakalamanız, bulmanız, e, getirip e, kazan, e, kazandırmanız gerekiyor. Ve dolayısıyla biz hem cumartesi annelerine hem de e, Diyarbakır'da terör örgütüne en azından kaçırıp götürdüğü ve e, annelerin beklediği e, bir ortamda annelere saygılıyoruz. Bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. E, seçime dair siz geçen hafta yanılmıyorsam bir toplantıda size böyle bir aday isimleri falan soruldu. Siz dediniz ki ya kişiler üzerinden konuşmayalım, prensipler üzerinden konuşalım. Cumhurbaşkanlığı. Evet, Cumhurbaşkanlığı evet. seçim seçimi üzerinden. Ekmelettin Bey aday gösterdiğiniz için pişman mısınız? Yok çok eleştirildiniz. E, yani elişki, ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin eylemi söylemi, söylemi Bey'in ne alakası var Ekmelettin İhsanoğlu ile? E, ekmelettin bey e, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bir insan. Evet ama yani Tam her önemli insanı gereken. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı göstermişse de şimdi, şimdi mesela Abdullah Gül ismi tartışılıyor yine. Şimdi, Diyorlar ki niye Kemal Bey kendi adaylığından değil de Abdullah Gül'ün adaylığından? Ben size demiyorum. şunu söyleyeyim. Eğer tartışacaksak Cumhurbaşkanı kim olmalı değil. Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin nitelikleri ne olmalı? Asıl bunu tartışmamız lazım. Bir, Cumhurbaşkanı adayı günü 24 saati konuşmalı mı yoksa çok önemli günlerde mi konuşmalı? Önce buna bakmalıyız. 2. Cumhurbaşkanı olacak kişi bir siyasi partinin genel başkanı mı olmalı yoksa 83 milyonu kucaklayan bir kişi mi olmalı? 3. Cumhurbaşkanı adayı olacak kişi bütün siyasi partilere eşit mesafede mi olmalı yoksa bir partinin genel başkanı mı olmalı? 4. Cumhurbaşkanı olacak kişi hakim tayin ederken bağımsız mı olmalı? Yoksa hakim tayin ederken bir partinin genel başkanı mı olmalı? Şimdi biz önce bunları tartışmak zorundayız. Cumhurbaşkanlığı makamı sıradan bir makam değil. Cumhurbaşkanlığı makamı devleti ve milleti temsil eden bir makamdır. Eğer siz bir partinin genel başkanı olarak anayasa mahkemesine, danıştaya, yargıtaya hakim tayin ediyorsanız Orada yargının bağımsızlığından söz edemezsiniz. Bugün geldiğimiz tablonun temel nedeni de budur. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı için tabii bizim bir ittifakımız var. Geçmişte oluşturduğumuz ve bugün de sürdürmeye çalıştığımız bir ittifakımız var. Çalıştığımız derken zorla Efendim? zorlanıyormuş gibi söylediniz de. Hayır. Yani aynı aynı zamanda bizi büyütmek istiyoruz ittifakımızı. Hı. Yani e, dolayısıyla biz Cumhurbaşkanlığının niteliklerini nitelikleri üzerinde önce anlaşmalıyız. Neden? Neden nitelikleri üzerinde? Tolga Bey, Cumhurbaşkanlığı devletin sigortasıdır. Siyasi parti liderleri kendi aralarında tartışırlar, hatta kavga ederler, sert münakaşalar da olabilir. Ve Türkiye'nin en önemli sorunları konuşulurken parlamentoya bilgi verilir. Diğer siyasi partilerin genel başkanlarına bilgi verilir. Bugün bu var mı? Yok. Doğu Akdeniz'de ne oluyor? Bilen var mı? Libya'da ne oluyor? Bilen var mı? Sadece genel başkan olarak gelip bana bilgi versinler değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan 600 milletvekili de bilmiyor. Kimse bilmiyor yani. Böyle bir garabeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç yaşamadı. Cumhurbaşkanı nedir? Devletin sigortasıdır. Varsa bir tartışma Türkiye'nin en önemli sorunu çağırır, genel başkanları, beyler bu konuda Türkiye ciddi bir sorunla karşı karşıya hangi önlemleri alalım, neler yapalım, gerekirse bilgi verir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sigortası yok. Bir kişi her şeye müdahale ediyor. Her şeye. Ve her şeyi bir kişi çözmeye çalışıyor ve çözülemiyor. Tolga Bey bugün bakanların çoğu Erdoğan'a ulaşamıyor. Erdoğan talimat veriyor bakanlara. Cümleye başlarken Sayın Cumhurbaşkanlığımızın talimatı gereği, talimatı üzerine. E sen bakan mısın? Hayır. Şu andaki bakanlar nedir? Hepsi devlet memuru. Sadece adı bakan. O kadar eski müsteşarların yerine oturan kişiler. Bunların hiçbir yetkileri yok. Yasada var ama bu yetkilerini Erdoğan'dan izin almadan hiçbirisi kullanamaz. Hiçbirisi. Büyük bir hale. Erdoğan'ın izni alınmaksızın iki beye göre de olsa, yirmi bir beye göre de olsa asla o ihale verilemez. Kamu ihale kurumu, bankacılık düzenleme denetleme kurumu, sermaye piyasası kurumu bunların tamamı şu anda göstermeliktir. Hiçbirisinin bağımsızlık yok, bağımsızlığı yok Merkez Bankası gibi. Merkez Bankası Başkanı'nı niye değiştirdiler Tolga Bey? Çünkü dediler ki biz faizi indir dedik indirmedi. Faiz inerse ne olur? Enflasyon düşer. Faiz inerse ne olur? Efendim doların değeri düşer, Türk lirası değer kazanır. Ne olur? Faiz düşerse efendim işte yatırımlar artar, işsizlik azalır. Ne oldu? Tam tersi oldu. Beş gündür bekliyorum Erdoğan ne diyecekti? Beş gündür tık yok beyefendi, tık yok. Ya arkadaş faizi düşüren sensin. Böyle e, bir iktisat tarihine çok önemli bir Gerçeği en azından e, e, koyacaktın, sokacaktın bir iktisat tarihinde böyle bir şey olacaktı. Faizleri indirdim, her şey düştü. Ne oldu? Faizleri indirdi, her şey yükseldi. Tolga Bey, sağlıklı işleyen bir devlet yönetiminde bunu yapan kişinin görevini derhal bırakması lazım. Çünkü bunun maliyeti, topluma maliyeti az önce söyledim. 86 katrilyon lira. Evet. 86 katrilyon lira. 86 katrilyon liralık bir yükü 83 milyonun sırtına yıktıysanız bir aylık yükü. Yıktıysanız o görevi onurlu olan her kişi, onur sahibi olan her kişi derhal bırakır. Ben bu işi beceremedim. Kusura bakmayın. 86 milyar liralık da bir yük getirdim sizin sırtınıza, omzunuza yıktım. Ben çekiliyorum. Ülkeyi yönetemiyorum. E, demesi lazım. Siyasetçilerin siyasi kariyerleriyle ilgili böyle bir hep bir etik tartışma vardır ya. Siz bunu çok e, zaman zaman çok yüksek tondan da yapıyorsunuz. Evet. E, bir dönem AK Parti 3 dönem üst üste kuralı koydu. Tam uygulanamadı. Evet. Bütün partilerde bu tartışılır. Evet. Siz bu sene 10. yılı genel başkanlıkta doldurdunuz. Mayıs ayında inanılmaz evet. değil mi? 2010'da. Evet. Sizin kendi adınızda siyasi yani genel başkanlık kariyerinizde ya artık benden tamam diyeceğiniz nokta neresi? E olur. Bir gün böyle bir olur, hedef olur. koydunuz mu şimdikinden yani, kendinize? Yani e, tarihi olarak bir hedef koymuyoruz. Ama yani yani ömür boyu da genel başkanlık yapılmaz yani. Sonuçta yeni arkadaşlar var, genç arkadaşlar var. Bir genel başkanın görevi de yeni genel başkanlığı Yetiştirmek adaylarını değil. yetiştirmektir. Siz şöyle. yetiştiriyor musunuz? Yetiştiriyoruz tabii. Niye yetiştirmeyelim? Bu kadrolar çok, parti yönetiminde mi şu an sizin danışmanlarınız? Parti yönetiminde, parti yönetiminde. Çok nitelikli arkadaşlar var. Onlar da belli bir zaman dilimi içinde. Tabii bir de şöyle Tolga Bey, toplumun da, bunu kabullenmesi hmm. lazım. Evet bu Cumhuriyet Halk Partisi de genel başkanlık yapabilir diye. Çünkü CHP'de genel başkanlık yapmak kolay bir iş değildir. Demokrasi için de yapacaksınız. O zemini güçlü tutacaksınız. Demokrasinin büyümesi, gelişmesi için mücadeleyi yapacaksınız. Ve o mücadeleyi yaparken de böyle vurdum, kırdım, astım, kestim diye bir dil kullanmayacaksınız. Bu, bu dili kullandığınız zaman çok daha farklı bir yere Türkiye savrulabilir öyle de bir sorumluluğu var. Cumhuriyet Şu Halk anki Partisi Büyükşehir Halk Halk Büyük Belediye Başkanları, il Başkanları arasında sizden sonraki dönemde CHP'nin genel başkanlığını yapacağını düşündüğünüz, o liyakatte gördüğünüz isimler var e, mı? var yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok arkadaşımız var yani. Bu işi yapabilecek, götürebilecek arkadaşlar. Parlamento grubunda da var, parlamento grubu dışında olan arkadaşlarımız da var tabii. Sayın Genel Başkan, keşke yapmasaydım dediğiniz bir hatanız var mı? En başından, yani genel başkanlıktan bugüne düşündüğünüzde, yani her insan olur ya yani Oldu ama işte keşke olmasa dediğiniz bir şey. Şu anda hatırlamıyorum. Öyle böyle. mi? Yani mutlaka vardır yani. Mutlaka vardır. Şimdi ben her şeyi yüzde yüz efendim mükemmel bir şekilde yaptım dersem doğruyu söylememiş olurum. Söyledim. Siyasette doğru durmak. Rahmetli babam derdi. Sen doğru dur, Eğri belasını bulur diye. Dolayısıyla hani buradaki şöyle yani. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığınızda bu partiye genel başkanlık yapmış olanların bir çizgisi vardır. O çizgi çok önemlidir. Doğru eksende yürümek, demokrasi ekseninde yürümek, tüy bitmemiş kişinin yetimin hakkını korumak. Bu çok önemlidir. CHP'nin genel başkanlar baktığında Mustafa Kemal'den tutun, Deniz Baykal'a kadar olan zincire baktığınızda demokrasi adına büyük bedeller ödemişlerdir biliyor musunuz? Bu ülkede mal varlığına el konulan, bütün mal varlığına el konulan parti biziz. ...tüm tarihimize el konulan parti biziz. Demokrasiyi savunan en zor koşullarda biziz. Hapishanelere giden... ...darbeler sonunda hapishanelere götürülen biziz. Ülkenin çıkarını... ...bakın ben size örnek vereyim. Bizi en çok siz milliyetçi değilsiniz diye suçlarlar değil mi? Kıbrıs konusunda başarılı olan kimdir? Kıbrıs halkının oradaki... Soydaşlarımızın hakkını koruyan kimdir? Cumhuriyet Halk Partisidir. Mücadele vermiştir. Bunlar böyle bir mücadeleyi verebilirler mi? Asla veremezler. Asla. Program bitti ama ben size siyaset dışı bir şey soracağım izin verirseniz. Siz böyle grup toplantılarında bazen yani spontan mı oluyor? Yani aklınıza mı geliyor o anda ya da danışmanlarınız Hı. yazıyor, çalışıyor musunuz bilmiyorum ama şiir okuyorsunuz bayağı. Yani bildiğiniz şiir okuyorsunuz. Evet. E, o şiirler o anda mı aklınıza geliyor? Yazılıyor mu? E böyle bir şiir merakınız var mı? Şiir yazıyor musunuz mesela? E, e, gençliğimizde yazardık daha doğrusu gençliğinde şiir yazmayan yoktur herhalde öyle tahmin ediyorum. Ben hiç yazmadım <laughs> yazmıyorum <öyle mi? gülüyor> bile hiç ya bende yok. Şiirler yazdım tabii. nişanlıyken nişanma şimdiki eşime de e, şiirler yazdım. Ve dolayısıyla hayatın bir, bir alanı yani şiir, duyguların ...bir anlamda yüklendiği mısralar. Zaman zaman böyle zaman ayırıyor musunuz kendiniz? yani Edebiyata böyle bir merakınız da var belli ki. Şöyle... Şiire dair en azından. E, e, ya eskiden Varlık Dergisi mutlaka düzenli okurdum. E, e, Dil Kurumu'nun yayınladığı, bir dönemin Dil Kurumu'nun e, Türk Dili Dergisi'ni... ...şimdi Çağdaş e, Türk Dili Dergisi var, e, onu istiyorum, okuyorum... Şiir tabii güzel bir şey duygularımızı yansıtması açısından ee, Sizin şairiniz kimdir mesela? Gençliğimizde, gençliğimizde Nazım Hikmet'i okurduk tabi olağanüstü ee, yine Ahmet Arif'i okurduk. Onun bir tek kitabı var ama olağanüstü güzel bir kitaptır. Her dönemini her insanın okuyup da duygulanacağı e, şiirler. E, şiirin şöyle bir özelliği var tabi sizin uzun süre düşünüp veya bir makale yazacağınız bir olayı bir Mısra'da veya iki Mısra'da sizin anlayacağınız dille size anlatılmasıdır aslında şair. Şair bütün o duygularını orada yazar. Ve biz onu okuduğumuz zaman ya duygulanırız ya seviniriz ya heyecanlanırız. Bütün bunlar şair olmak çok zor. Yani zor bir alan. Herkes bu işi de yapamıyor zaten. Dolayısıyla şiir evet hayatımızın bir parçası. Sayın Genel Başkan çok teşekkür ediyorum programa Sağol katıldığınız hocam. için. Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta aynı saatte biz yine buradayız. Hoşçakalın.